الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. عزيز المؤمنين محترم المسلمين، هنا bugün mübarek cuma günü ve üstelik de yaklaşan Kurban Bayramı'na takaddüm eden bir cuma günü hangi meseleleri ve hangi konuları kürsüye getirmemiz gerektiği herkes tarafından biliniyor. Tabii şu günlerde, bahusus bu cumalarda hac dediğimiz ibadetten ve bayramda kesilmesi gereken kurbanlardan bahsedilmesi lazım. Zamanın akışı içinde Müslümanlar üzerinde Allahu Teala'nın teklif ettiği bazı vazifeler var, mükellefiyetler var. Onlardan bahsetmek lazım. Ama Müslümanları alakadar eden meseleler, meşgaleler, mevzular o kadar çoğaldı, o kadar yığıldı ki hangisini ele alacağınızı, hangisini kürsüye getireceğimizi tespit ederken emin olun şaşırıyoruz. Tamam, amenna, kurban kesmek, Allahu Teala bizden, tabi muktedir olanlarımızdan, gücü yetenlerimizden, herkesten de Cenab-ı Hak kurban istemiyor. Herkes kurban kesecektir dese buna gücümüz yetmezdi. Gücü yetenler kurban kessin diyor. Bu da Rabbimizin rahmetidir. Rabbimizin merhametidir. Yani herkes kurban kessin, her Müslüman olan kurban kessin deseydi vallahi ezilirdik. Ekmek alamayan kardeşlerimiz var. Nereden kurban alacak? Et alamayan insan var. Ne kurbanı? Ama Cenab-ı Hak tabi rahmetinden, merhametinden, lütfundan, kereminden, sonsuz Erhamurrahim'in oluşundan kaynaklanan bir neticeyle mümin kullarının hepsinden değil, kurban kesmeye muktedir olanlarından kurban talep etmektedir. Veya kurban kesmeyi teklif etmektedir. Teklif Allah'tan geliyor. Ama Rabbimiz öyle bir Allah ki, öyle bir Rabbül Alemin ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا devam edin اِلَّا وُسْعَهَا اِلَّا kudretaha demektir o. Yani Allah kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi teklif etmez. Bu da Kur'an'ın bir hükmüdür. Bundan dolayı kurbanı herkes keskin kessin dememiş. Hali vakti, iktidarı, imkanı olanlar kessin demiş. Gayet açık. Bu neticeye göre kurban kesmeyi bizden isteyen kimdir? Allahu Teala'dır. Allah'ın emirlerine, hükümlerinin, yasaklarının, emirlerinin tamamına ne isim veriyor Kur'an-ı Kerim? Siz söyleyin. Şeriat diyor. Bakın, şeriat. Rüyü çekilir, aşağıda çekilirsiniz. Şeriat. O halde kurban kesmek neyin icabıdır? Siz söyleyin. Şeriatın icabı. Gayet açık yani bunu. Zerre kadar aklı olan, imanı olan birisi böyle bilir. Bunun dışında bilgi olmaz. Kurban kesmek şeriatın hükmüdür, bitti. Yok canım, hocaların kafasından çıkmış bir şeydir diyebilir misiniz? Peygamber kendi kendisine uydurmuş, haşa. Bak şeriatın hükmüdür. Peygamber dahi şeriata uymak zorundadır. Peygamberin dahi uymaya mecbur olduğu sistemin, düzenin, yolun adına ne diyor Kur'an? Şeriat diyor. Peygamber de ona mecburdur.
Nereden söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim yanımızda kalem defter olsaydı yazardınız. Câsiye suresinin 18 numaralı ayeti bunu söylüyor. Bak önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Câsiye diye bir sure var. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? 114 sure var canım, bilin Allah aşkına bunları. 114 sure var, 115 yapamazsınız. 114 surenin içindeki surelerden birisi de Câsiye diye bir sure. Numara itibariyle 45. sure. Hani 114 numaranın kaçıncı sırasında? 45. sırada geliyor yani Câsiye suresi. O surenin 18 numaralı ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aynen ve resmen şöyle ifade buyurur. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا فَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayet bu. جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ Bakın şeriat kelimesi aynen Kur'an'da böyle geçiyor. Ey Habibim Resulü Muhammed Mustafa'm, Allahümme salli ala Muhammed, bizzat Peygamberimizin zatına, şahsına ayet ve onun şahsında da kıyamete kadar kime, siz söyleyin, ümmetlerine hitap ediyor. Cealnâke, seni memur kıldık, seni memur yaptık. Neye memur yaptık? Alâ şeriatin, seni şeriata memur yaptık. Allah bunu söylüyor. Şeriat kelimesi var. Ey Resulüm, sen şeriatın memurusun. Bitti. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Peygamber kimin memurudur? Şeriatın. Hazreti Peygamber neyin hükümlerini uygulaması mecburiyetindedir? Şeriatın. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyen adam bu ayet-i kerimeye göre Allah şahit ki anında kafir olur. Ayet. Bak. Bu ayeti sorun Diyanet'e, sorun müftülüğe, sorun Kur'an'dan haberi olan herkese. Bilinmeyen şey değil ki bu. Bugün Türkiye'de en büyük sıkıntı itikadi sıkıntıdır. İtikadi. Ne demek itikad? Siz söyleyin. İnanmak, inanmak, iman, iman. Türkiye'de iktisadi bunalım yoktur. Ondan evvel hangi bunalım var? İtikadi bunalım. Daha şeriat kelimesinin üzerinde Müslüman Türk milleti ittifak etmiş mi etmemiş mi? Etmemiş de görüyorsunuz. Ya o zerre kadar aklı, izanı, insafı olan bir adam bu şeriat kelimesi nedir diye açıp hangi lügate, lügatler var biliyorsunuz, kelimelerin manasını açıklayan kitaplara ne denir? Lügat veya Türkçesi sözlük. Hangi sözlüğe baksa şeriat kelimesinin manasını anında görecek. Haydi Müslümanların yazdığı kitaplara inanmıyorsanız gayrimüslimlerin yazdığı sözlüklere bakın. Orada da aynen bulacaksınız. Kimse kendisine göre kelime üretemez ki. Meydan Larousse Fransızca yazılmış kocaman bir sözlük, ansiklopedi. Açın bakın şeriata. Allah'ın emirleri, yasakları, hükümleri diyor. Başka bir şey değil ki. Ben Allah'a inanırım ama şeriatı kabul etmem diyen, Allah'a inanırım ama onun emirlerini tanımam demek istiyor. Bu kadar basit. Biz neyin kavgasını yapıyoruz? Anayasa Mahkemesi'nin başındaki adam neyin kavgasını yapıyor? Neyin kavgası yapılıyor? Niye ileri geri konuşuyorlar? Bilen bilmeyen, anlayan anlamayan, Kur'ansız, sünnetsiz, imansız adamlar niçin şeriata sataşıyorlar? Vallahi şeriata sataşanlar Allah'a sataşmıştır. Şeriata sataşanlar Kur'an-ı Mübin'e sataşmıştır. Şeriata sataşanlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya sataşmıştır. Biz neyin kavgasını yapıyoruz? Bu adamlar neyin kavgasını yapıyorlar? Azıcık bir ağız ucuyla Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yapmış. Her önüne gelen İstediği gibi konuşmasın, dinin bir ilmi var, İslam'ın bir kitabı var demiş diye günlerdir Anayasa Mahkemesi Başkanı Diyanet Reisi'ne hakaret ediyor. Hale bakın ya, neyin kavgasını yapıyorsunuz? Arkasından Müslümanların keseceği kurbanların derisine ambargo. Kim koyuyor bu ambargoyu siz söyleyin?
Türk Hava Kurumu ne sıfatla bunu yapıyor? Çocuk esirgeme kurumu da bir kurumdur. Senin ondan ne farkın var, sen kimsin? Günlerdir bakın gazetelere, Müslümanların kestiği kurbanların derisini ancak ben toplarım, kimse toplayamaz diyor. Sen hükümdar mısın? Kimsin? Müslümanlar koyun mu? Müslümanlar söz sahibi değil mi? Müslümanlar köle mi? Kurbanı ben keseceğim, deriyi onlar toplayacak. Aptal mıyım, enayi miyim ben? Kurban kesmenin bir ahkamı var. Bir adabı var, bir usulü var, sünneti var, farzı var, vacibi var, mekruhu var, haramı var. Usulü var. Sen mi bana kurban kesmeyi emrediyorsun, Allah mı? Allah, kurban kesmeyi emreden Allah, kurbanın da derisini nereye vereceğini açıklamış mı, açıklamamış mı? Sen kimsin o zaman? Sen kimsin? Allah namaz kılın demişse, Allah'ın Resulü nasıl namaz kılacağımızı açıklamamış mı? Açıklamamış nasıl? Öyle namaz kılınmaz, böyle namaz kılınır demeye kimsenin aklı var mı? Yok. Açıklamış. Kurban kesin diyen Allah da kurbanın kesileceği nasıl kesilecek, derisi ne olacak, nereye verilecek? Vallahi açın bütün kitaplar bunu açıklıyor. Sanki bu Türk milleti kitapsız bir milletmiş gibi hava kurumu hava atıyor. Müslümanlar, ne konuşacağımızı şaşırmışız. Bakın, günlerdir şeriata küfrediliyor. Vallahi şeriat Kur'an'ın kendisidir. Açın okuyun işte. Câsiye suresinin 18 numaralı ayeti, ya yazın şu ayeti de, sokun şu adamların gözlerine ya. Ama bizim cemaatimiz eğitimli değil, talimli değil, tahsilli değil, mektepli değil, okumuş değil, yazmış değil, adam durmadan ahkam kesiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı olmak demek, Şeyhülislam olmak demek değildir ki. Her şeyi bilmek demek değildir ki. Ben ne konuşacağım şurada? Yani kurban şöyle ki, alsanız bir ilmihal kitapları var hani, belli ucuz kitaplar. Oradan 10 dakika okusanız, vallahi kurbanın nasıl kesildiğini 10 dakikada öğrenirsiniz. Bizim şu korkunç dünyada İslam'a her türlü saldırıların, tecavüzlerin vaki olduğu bir zamanda şu kürsüde benden kurban nasıl kesilir açıklama istemeyiniz. 10 dakikada okuyunuz ya. Bugün Müslümanların keseceği koyunlardan, kurban adına, kurban namına keseceği sığırlardan bahsetmek istemiyorum. Bosna'da kesilen insanlardan bahsetmek istiyorum. Bugün Müslümanların keseceği koyunlardan çok yeryüzünde kimler kesiliyor siz söyleyin. Müslümanlar kesiliyor. Ne koyunu be, ne kurbanı. Müslümanların kendileri kurban olmuş dünyada. Amerika'nın kurbanları, Birleşmiş Milletler'in kurbanları. Bosna'da öldürülen 250 bin Müslüman Birleşmiş Milletler'in kurbanı mı değil mi? Ne kurbandan bahsediyorsunuz? Kurbanlar, siz de kurbansınız. Yani şurada ben ne anlatacağım ya? Efendim işte koyun şöyle olacak, bir boynuzları kırık olmayacak, yahu bizim canımıza okuyorlar, ne koyunu, ne boynuzu ya? Bir sürü boynuzlu bizi öldürmeyi, kesmeyi bekliyorlar. Bunu anlatırken tabi kurbanı haşa hafife alıyor değilim. O bir ibadettir. Ama ilmihal kitaplarından 10 dakika birisi okusa, sen de dinlesen, bu iş tamam. Bu kadar basit ya. Koyun efendim 1 yaşında olacak, sığır 2 yaşını tamamlamış olacak, deve 5 yaşını tamamlamış olacak. Koyuna bir kişi ancak kurban olabilir, bir kişinin kurbanı olabilir koyun, sığır 7 kişinin kurbanı. Bunlar basit bilgiler. 10 dakikada okursunuz vallahi. Kocaları böyle şeyle meşgul etmeyin. Yüzlerce, binlerce ilmihal kitapları var. Bizim meselelerimiz çok daha dehşet. Bugün Yemen'de, Müslüman Yemen bakın, Kuzey Yemen, Güney Yemen şu anda katliam yapılıyor, birbirlerine kırdırılıyor. Her gün 10 bin kişi ölüyor. Bak, kurban kimmiş görüyor musunuz? Bugün kurban koyunlar değil, sığırlar değil, develer değil. Kim kurban bu asırda? Müslümanların kendileri kurban. Somali'de öldürülenler. Efendim Bosna'da işte görüyorsunuz burnumuzun dibinde her gün binlerce ölü. Filistin'de öldürülenler. Afganistan'da birbirini kırdıranlar. Bunlar koyun gibi kesilmiyor mu?
öldürülmüyor mu? Bunları düşünmeden koyun kesemezsiniz. Bu kesilen Müslümanların, öldürülen Müslümanların dertleriyle dertlenmeden kestiğiniz koyun zehir olur size. Böyle bir giriş yaptıktan sonra yer yer bu konulara da temas etmek suretiyle ezan-ı Muhammedi okunana kadar sohbetimizi şu Euzu Besmele çekerek okuduğum ayet-i kerime üzerine yapmak istiyorum. Çok tehlikeli bir girişin içerisindeyiz. Türk tarihinde, İslam tarihinde bugünkü kadar düşmanlarla sarılmış değildik. Bugünkü kadar tehlikeye maruz değildik. Bugünkü kadar Hristiyanlar bütünleşip bizim karşımıza geçmiş değildi. İşin farkında değilsiniz veya değiller. Durum çok kötü. Bundan da daha kötü olan, bundan da daha beter olan, kötü olan, felaket olan şey, içinde bulunduğumuz durumun ve şartların farkında olmayışımız. En kötüsü budur. Hastalığının farkında olan bir hasta iyileşebilir. Hastalığının farkında olmayan bir hasta, siz söyleyin, iyileşemez, farkında değil. İşte bu durumdayız. Ve devamlı olarak Türkiye'de, farkındaysanız, kavga ediliyor. Kavga, kavga, kavga. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Efendim parti kavgası. Refah mı, ANAP mı, DYP mi, SHP mi? Ya burnumuzdan tutmak üzere Rumlar, Ruslar, Sırplar. Sırplar saldırırsa, Rumlar saldırırsa, geçen cuma söyledim. Ruslar saldırırsa, ANAP'ı, Refah'ı, DYP'si, SHP'si kalır mı? Vallahi kalmaz. Neyin kavgasını yapıyorsunuz Müslümanlar? İçinde bulunduğunuz ve bulunurken de kavga ettiğiniz, tartıştığınız, birbirinize sataştığınız gemi, içinde bulunduğunuz gemi batarsa tartışmanın galibi, mağlubu olur mu? Olur mu? Hepsi battı ya, ne galibi, ne mağlubu be? Gemi batıyor ya, vatan, memleket gidiyor, ne tartışıyorsunuz? Şeriatçı, efendim, laikçi, Alevi, Sünni, Kürt, Türk. Hepimiz aynı geminin içinde miyiz değil miyiz? Ses gelmiyor ya. Peki bu gemi batarsa Kürt, Türk, Alevi, Sünni kalır mı? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Deli misiniz ya? Bu siyaset adamları deli mi? Bu parti başkanları deli mi, hayvan mı? Sokak çocukları gibi kavga ediyor. Sen enflasyonu bu hale getirdin. Yok ben getirmedim, sen getir. Ulan memleket gidiyor, hayvan oğlu hayvan. Böyle mi tartışılır? Millet kavga mı istiyor sizden? Çözüm mü bekliyor? Neyin kavgasını veriyorlar? Müslümanlar çok kritik dönemdeyiz. Vallahi uykularımız kaçmıştır, bilmiyorum sizi. Huzurumuz kaçmıştır, diyenimiz kalmamıştır. Düşünün Allah aşkına ya, durmadan bankalar batıyor. Ve resmi kuruluşlar bu batan bankaların paralarını garantiye alıyor. Sen kimin parasını kime veriyorsun? Bu zamlar, bu efendim halktan toplanan vergiler, bak biz vergi veriyoruz. Bakın şimdi emlak vergisi ödenmek üzere kuyruklarda insanlar bekliyor mu, beklemiyor mu? Başıma bir iş gelmesin diye. Bu toplanan paralar, bu vergiler, bu zamlardan alınan paralar nereye gidiyor? Batan bankalardaki zenginlerin batık paralarını karşılamaya gidiyor. Yazık değil mi ya? Ya nasıl gönül rahatlığıyla vergi vereceksin? Anayasa Mahkemesi Başkanı bu devletten maaş alıyor mu almıyor mu siz söyleyin. Alıyor. Kimin parasını kime veriyorlar? Halkın verdiği, ödediği vergilerden maaş ödeniyor. Yani Müslümanlar vergi veriyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Müslümanlara saldırsın, şeriata hücum etsin diye mi? Bu ne ya? Yani biz vergi veriyoruz ki zenginler bankayı batırsın, Amerika'ya kaçsın da parasını biz mi ödeyelim? Dünyada böyle bir millet kaldı mı? Böyle bir ahmak millet kaldı mı? Yapmayın Müslümanlar. Kavgaya zaman kalmamıştır. Batarsak hepimiz beraber batacağız. Partilisi, partisizi neyse, Alevisi, Sünnisi, vallahi batarsa bu gemi hepimiz batarız. Hepimiz biteriz. İşte bu memleketin batmasını isteyenler devamlı kavgayı körüklüyorlar mı, körüklemiyorlar mı söyleyin. Batmasını isteyenler körüklüyor. Bunu niye anlamıyorsunuz ya? Memleket yağma edilir kavga ederseniz.
soruyorum size, çok değerli mal satan tüccar, hadi misal verelim, altın, elmas satan bir kuyumcu, çünkü herkesin gözü var elmaslarda, altınlarda, değerli şey, kıymetli şey. O dükkanda, kuyumcu dükkanında, o dükkanın sahibi, ortağıyla yahut kardeşiyle yahut birisiyle kavga etmeye tutuşsa, o dükkandaki altınlar ve elmaslar dışarıdan gelenler tarafından rahatlıkla yağmalanır mı, yağmalanmaz mı? Malını koyamaz ki kavga bir yeri. Adamın dükkanı yağma derler. Bak Türkiye'de de Alevi, Sünni, Kürt, Türk, laik şeriatçı, Atatürkçü şeriatçı kavgaları yapılırken İstanbul elimizden alınmak istedim istemiyor mu? Bak yağma ediliyoruz. Görüyor musunuz? Kavga zemininde değiliz. Geçen ders dedim ki dünyanın en tehlikeli yerinde oturuyoruz. Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilham etmiş. O da لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتُونِيَّةِ Benim ümmetim tarafından, Müslümanlar tarafından mutlaka Konstantin şehri, yani İstanbul fetih olunacaktır demiş mi dememiş mi? Demiş. Bu mübarek sözün üzerine İstanbul defalarca kuşatılmış, kimseye nasip olmamış, kime nasip olmuş? Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip olmuş. İşte Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethetmesinden, fethettiği tarihten bugüne kaç sene geçmiştir? Bak hiç düşünmemişsiniz. Tam 541 sene geçmiş. Tabi beleş buldunuz da susuyorsunuz. Beleş buldunuz burayı siz. Beleş. Ne şehitler verilmiş buraya biliyor musun? Vallahi bakın şu anda yeryüzündeki Müslümanların tamamının kanını, yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var diyelim. Dini olarak söylüyorum, siyasi bir şey söylemiyorum. Bu 1,5 milyar Müslümanın kanını terazinin bir gözüne koysanız, İstanbul fethinde Ulubatlı Hasan'ın da burnundan, yarasından damlayan bir damla kanı öbür gözüne koysanız çeker aşağı alır. Şehidin kanı nedir biliyor musunuz? Sen burayı beleş bulmuşsun, hiç farkında değilsin. Şehidin kanından daha ağır kan var mı? Böyle bir toprağın üstündesin. O zaman geçen cuma dedim ki biz mayın tarlasındayız. Burası Hristiyanlarındı, patriklerindi, papalarındı, papazlarındı. Biz onlardan aldık. Hem de vura vura tepelerine. İstanbul'u Hristiyanlar bize lütfen mi verdi, ne dersiniz? Lütfen mi almışız bunu, lütfen almamışız. Affettiler mi sanıyorsun? Hazmettiler mi sanıyorsun? Kardeşler şunu açıkça ifade ediyorum, Allah aşkına samimi olduğum için söylüyorum. Ben ömrümde lafı eveleyip geveleneyi bilemedim, öğrenemedim. Ve bu yüzden de 48 mahkemede yargılandım. 328 sene hapse mahkum oldum. Eğer 163 sene 163. madde kalkmasaydı ben şu anda hapisteydim. 163. madde kalktı da sizin karşınızda konuşabiliyoruz. Şunu açıkça söylememiz lazım ve anlaşmamız lazım. Hristiyan dünyanın senin nasıl ki, bakın Allah aşkına, evvelce Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain sahabe-i kiramla Resulullah Efendimiz daha önce ilk zamanlarda namaz kılarken kıble olarak nereye teveccüh ediyorlardı siz söyleyin. Neresi? Mescid-i Aksa yani Kudüs, Kudüs. Hacı efendiler Medine-i Münevvere'de Mescid-i Kıbleteyn'i görmüşlerdir. Mescid-i Kıbleteyn diye, yani Kıbleteyn Arapça iki kıble demek. İki kıbleli mescid. Orada bir ikindi namazını kılarken ayet geldi. İkindi namazının farzının iki rekatı Kudüs'e doğru kılınmıştı. Ayet gelince son iki rekatını da Mescid-i Haram'a dönerek kıldılar. Aynı anda. Şimdi bu duruma göre dini açıdan söylüyorum. Medine-i Münevvere ne kadar mühimse. Vallahi Hristiyanların nazarında da üç şehir çok önemlidir. Ne olur ezberleyin şunu, söylüyorum. Bir, şu anda İtalya'da bulunan Roma. Kim var orada siz söyleyin? Papa. Tarih boyunca Hristiyanlar Roma'da merkez olmuş. Temerküz etmiş. Onlar
mühim şehirlere, büyük şehirlere ne diyorlar? Metropol. Yunanca bir kelime. Metropol. Büyük şehir demek. Metropol. Birincisi neresiymiş Hristiyanlara göre? İkincisini siz söyleyin. Vallahi İstanbul. Ya işte sen buradasın. Ateşin üzerinde misin, değil misin? Ama horul horul uyuyorsun maşallah. Hiç farkında değilsin. Siyaset adamları farkında değil bu işin. Hiçbiri farkında değil. Bilenler müstesna, onlar kaydayı bozmaz. Var bilenler, var bu işleri. Peki üçüncüsü, üçüncüsü neresi diye onu pek fazla açıklanmamış. Olmalı ki cemaat fazla bilmiyor. Üçüncüsü de Moskova. Hristiyanların, Ortodokslarının çok ehemmiyet verdiği bir şehirdir. Ya. Hristiyanlara göre 100 tane Berlin'i, 100 tane Londra'yı, 100 tane Paris'i toplasanız İstanbul'un bir çöp etmez. Hristiyanların nazarında vallahi Londra'nın, Paris'in, Brüksel'in, Berlin'in hiçbir kıymeti yok. İstanbul'un milyonda biri kadar kıymet vermiyorlar. Bütün kıymeti nereye veriyorlar? İstanbul'a. Niye bunu anlamıyorsunuz? Biz böyle bir yerdeyiz. Mayın tarlasının üzerindeyiz. Hiçbir Hristiyan İstanbul'un ellerinden alınışını affetmemişlerdir. Fatih Sultan'ın nasıl zehirlenerek öldüğünü, şehit olduğunu geçen cuma anlattım mı, anlatmadım mı? Anlattım. 16 kere zehirlenmiş. Fatih Sultan şehiden öldürülmesinden ciğerleri aynen pırasa lokmaları gibi ağzından gelerek ölmesinden sonra bütün dünya Hristiyanları, bütün dünyadaki Hristiyan şehirlerde 3 gün 3 gece aralıksız çam çalınmış, bayram yapılmıştır. Hey gidi Müslümanlar, hey! Neyin farkındayız acaba? Hangi siyaset adamı bu konularda hassasiyet gösteriyor veya göstermiyor? Bakın, anlayın. Apar topar memleket felakete gidiyor. Hala efendim işte bu bunalıma, bu ekonomik krize sen getir, sen mi getirdin, ben mi getirdim, sen mi yaptın, ben mi? Ulan koca karı oldu herifler ya. Sokak kadınları bunlar, ne siyaset adamları. Millet çözüm bekliyor, çare bekliyor. Şimdi şöyle diyelim, bir çocuk denizin kenarında oynarken denize düşse, iki tane de adam gelse, en evvel yapmaları lazım gelen iş nedir? O çocuğu oradan çıkarmaktır. O çocuk orada çırpınırken, boğulurken sen mi düşürdün, ben mi düşürdüm? Sen mi düşürdün, ben mi düşürdüm? Bu münakaşayı yapanlar insan mı, hayvan mı? Hayvan bile değil. Ulan kurtarsanız adamı ya. Memleket bu hale geldi, tartışıyorlar. Sen mi düşürdün, ben mi düşürdüm? Ya adam boğuluyor ya. Boğuluyorsun kurtar. Ne münakaşa diyorsun? Ne tartışıyorsun? İşte bakın, memleketin içinde bulunduğu durum korkunçtur. Müslüman Türk tarihine bakın, ekmek kuyruğuna belli bir o ikinci cihan savaşı zamanlarında ekmek karneyle verilmiş. 43-44 o zamanlarda. O zaman bile bakın karneye bağlanmış fakat kuyruğa bağlanmamış. Kuyruk kuyruk. Şu anda ekmek kuyrukları başlamadı mı? Felaket, felaket, felaket. Bu hale gelmemeliydik. İki sene evveline kadar Ermenistan kafirlerine, Hristiyan Ermenilere 80 bin ton buğday gönderdik de göndermedik mi? Bak şimdi vatandaşımız ekmek kuyruğuna girdi. Ne hale gelelim? Yani bunları anlamayalım mı? Anlatmayalım mı Müslümanlar? Anlatmayalım mı bunları ya? Bir şey, yani size şurada kurban nasıl kesilir, kurban nasıl kesilmez? Bunu mu anlatayım? Ki bu İlmihal kitabından 10 dakikada alacağınız bilgidir. 10 dakika. Okumasını bilen bir çocuğa okutun, vallahi anlarsınız. Ayet-i Kerime'yi kısaca manalandırayım. Estaizubillah. Ve eti'ullâhe. Ne demek eti'ullâh? Siz söyleyin. Allah'ın dediklerini yapın. Allah'ın yapmayın dediklerini, ses gelmiyor. Yapmayın. Ne olursunuz batarsınız. 1400 sene evvel şu ayet-i kerime, işte Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Ayet. اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ الرِّبَى
Riba ne demek? Faiz demek. Herkes bilir bunu yani. اَحَلَّ الْبَيْعَ Allah alım satımı, alışverişi, ticareti helal ve harreme riba ne demek? Faizi harreme, haram kıldı. Yasak. Yapmayın demektir. Düşünün şimdi bir bilgi halimizi. Ayetin devamında يَمْحَكُ اللّٰهُ الْرِبَى Arapça bilmiyorsanız açın sözlüklere bakın. مَحَكَ يَمْحَكُ ne demek? يَمْحَكُ Bak Arapça bir kelime ayette. يَمْحَكُ اللّٰهُ الْرِبَى Allah faizi ve faize dayalı ekonomiyi mutlaka batırır. Tam Türkçesi batırmak. يَمْحَكُ batırır. اللّٰهُ Allah الْرِبَى faizi ve faize dayalı sistemleri Allah batıracak diyor mu demiyor mu Kur'an? 14 asır sonra İstanbul'da bankalar ne oluyor siz söyleyin. Allah'ın dediği mi? Peki ne olacak? Niye Allah'a inanmıyorlar? Niye Allah'a itimat etmiyorlar? Hazine ve dış ticaret müsteşarının dediğine inanıyorlar, Allah'ın dediğine inanmıyorlar. Bakın hadise budur. Bizim buhranımız, bunalımımız ekonomik değil, itikadidir demiştim ya, iktisadi bir bunalım değil, itikadi bir bunalım yaşıyoruz. Allah'ın dediğine, 14 asre yer yemhatullahu riba, açın müftefem diye sorun. Diyanet reisine sorun, bu Kur'an, yani Diyanet başkanlığındaki Kur'an'la benim önümdeki şu Kur'an altında fark var mı? Yok ya, söylemiyorsa o onun kabahati, Kur'an'ın kabahati değil ki. يَمْحَقُ مَهْوَدَرْ batırır, اللّٰهُ اللّٰه batırır, اَرْرِبَا faizli teşkilatları Allah batırır. Ayet bu kadar net, bu kadar sabit. İşte batıyorsunuz. İşin felaketi, o bankalarda batan paraları, hiç korkmayın ey banka zedeler, ey parası batanlar, devlet milletten, yetimlerden, öksüzlerden topladığı vergilerle sizin vatan paranızı karşılayacaktır. Diyorlar mı demiyorlar mı? Felaket burada. Cehennemin dibine batsın. Felaket yetimlerin parasını o batık paralara veriyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle olmaz. Vatan batmıştır. Batırmayaydın. Bana mı danıştın? Yetimlere mi sordun da batırdın? Bir tas çorba bulamayanlara mı danıştın da paranı Marmara Bank'a yatırdın? Yani be bu zalim! Yetimlere mi danıştın? İşçilere mi danıştın? Emeklilere mi danıştın? Zavallılara mı danıştın? Ev bulamayan, gece kondileri yıkılan zavallılara, çaresizlere mi danıştın da paranı denize yatırdın? Zalim oğlu zalim! Böyle şey olmaz dünyada. O batacak, ben karşılayacağım parasını. Perişan durumdayız. Vallahi her gelen makbuz, her gelen elektrik, efendim, ne diyorlar elektriğin gelen çağda? Fatura. Her gelen elektrik faturasından sonra vallahi derin derin düşünüyorum. Şimdi gelmiş bir tane 1,5 milyon elektrik parası ya. Yani elektrikleri söndürüp mumun ışığında oturmaya başlayacağım ha. Orta çağa dönüyorum. Su faturası geliyor felaket, elektrik. Telefon faturası geldi 800 bin. Olmaz bu, karşılayamayız. Zenginlerin parası bankada batacak, fukara vergi vererek ödeyecekmiş. Yani orman kanunu bile böyle olmaz. Orman, orman. اَتِينَ اللّٰهَ Allah'ın dediklerini yapın. İtaat demek, yapmak demek. Deseniz ki oğluna, oğlum bana su getir deseniz, o da suyu getirmese, suyu getirse size ne yapmış olur? İtaat. Getirmese, itaat etmemiş olur. Bu kadar basit yani. Bizim de şu halimizle mükemmel olarak Allah'a itaat ettiğimiz söylenebilir mi, söylenemez mi? İtaat etseyiz zaten bu hale gelmez. وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bak Resul de çıktı ortaya. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani Allah'ı Resulünden ayıramasınız, Resulü Allah'tan ayıramasınız. Bak beraber geliyor. Ayete bak. Allah deyince Kur'an, Resul deyince ne akla gelir? Sünnet, sünnet. Yani kitap ve sünnet. Ne olacak peki? İtaat edin dedim, dinleyin, yerine getirin. Ve şimdi bir yasaklama geliyor, bu emirdir. Bir de şimdi Allah'ın yasakları var. Yani bir emir, bir yasak.
Böyle Kur'an devam ediyor. Ve la tenaza'u. Bakın bir kelime. Ve la tenaza'u. Nehi hazır. Ne demek Türkçesi? Çekişmeyin, çatışmayın, boğuşmayın, kapışmayın, münakaşa etmeyin. Hayat. Ve la tenaza'u. Çekişmeyin. Parti kavgasına düşmeyin. Irk kavgası yapmayın. Irk. Sen Türksün, ben Kürdüm. Kavgasını yapan insan vallahi Müslüman değildir. Efendiler, Batı medeniyeti, Avrupa medeniyeti, Amerikan medeniyeti, Müslümanların medeniyeti olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Çünkü Batı medeniyeti işte rengini, şeklini, halini Güney Afrika'da gösterdi mi, göstermedi mi? Hocam ne var Güney Afrika'da diyeceksiniz. İşte bak birisi şimdi Cumhurbaşkanı seçildi. Kimdir? Mandela diye bir adam. Ama nasıl bir adam? Simsiyah bir adam. Zenci. Tam 300 senedir Güney Afrika'da ırk kavgası var, renk kavgası. Beyaz ırka mensuplar, siyah ırka mensuplar diye 300 senedir savaş var. Bu savaşı yapan şerefsiz Avrupalılardır. Renk kavgası yapıyorlar. Irk, beyaz ırka mensup olanlar efendiymiş, siyah ırka mensup olanlar köleymiş. Hangi kitap yazıyor? Ya Müslümanlar, bu ırkı, bu ırk kavgasını kaldıralım diye o Mandela dedikleri adam tam 27 sene hapis yattı. Tam 27 sene zindanda kaldı adam. Bakın yani şu asırdaki kavgaya bakın. Nihayet işte geçen gün, hatta da geçmedi aradan biliyorsunuz, zorunan zalim Avrupalılar, zorunan kafir Avrupalılar, zorunan o insanlık düşmanı Avrupalılar müsaade ettiler de beyaz ırkçılar, beyaz ırka mensup olanlar, o siyah zavallılar seçime gidebildi. 300 senedir seçme hakkı da verilmemişti, seçilme hakkı da verilmemişti. Tüküreyim Avrupa medeniyetinin yüzüne. Tüküreyim Amerikan medeniyetinin yüzüne. Bakın İslam medeniyetine. Ta daha Mekke-i Mükerreme'de Afrikalı bir Müslüman vardı. Peygamber onu müezzinlik makamına getirdi. Kimdi? Habeşli Bilal, Habeş. Habeş nerede? Afrika'da ya, ne bakıyorsun suratıma? Habeş Afrika'dır. Afrikalı Bilal Allah Resulü'nün müezzini olabiliyor İslam medeniyetinde. Siyah miyah mühim değil. Ama Mandela 27 sene hapis yatmış seçim hakkı almak için. Hangi medeniyete bahsediyorsunuz? Amerikalıların bize akıl vermeye hakkı var mı? Ama işte o hale geldiniz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Vallahi gülüyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Amerikan dolarına bağımlı mı değil mi? Nasıl bağımsız Türkiye burası? Ya mana verin şu kelimelere Müslümanlar. Mana verin ya. Geçen cuma dedim, hacılarımız bile Amerikan doları almadan Beytullah'a gidemiyor. Bu mu bizim şerefimiz? Bugünkü Müslümanlar İslam'ın şerefini temsil edebiliyorlar mı? Edemiyorsunuz, edemiyoruz. Hepimizin cebinde dolar var. Dolara bağımlıyız. Dış ticaretimiz dolara bağımlı. İç ticaretimiz, yakında bakkallardan bile ancak dolarla alışveriş yapacak hale geleceksiniz. Siz buna bağımsızlık mı diyorsunuz? Yapmayın. Bari vatandaşı aldatmayın. Siyasi bir karar veremiyorsunuz. Amerika nedir, Avrupa nedir diye yarım saat değil, 30 gün düşünüyorsunuz. Neleriniz bağımsız sizinle? Sizin neleriniz bağımsız? Amerika olmadan karar veremiyorsunuz. Avrupa Birliği'ne danışmadan tuvalete gidemiyorsunuz. Neleriniz bağımsız sizin? Yapmayın Müslümanlar. Birbirimizi kandırmayalım. Efendim çatılarımızda, kulelerimizde, kalelerimizde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ama cebinizde kimin bayrağı dalgalanıyor? Siz söyleyin. Amerikan doları dalgalanıyor, çalkalanıyor, halkalanıyor. Ey gidi fukara millet! Ben şu konuştuklarımı hayali konuşmuyorum. Vallahi her zaman söylediğim şu konuşmayı her türlü televizyona müsaade etsinler, sansür koymasınlar. Engel koymasınlar. Önden engel, arkadan çengel. Çekiyor biri, konuşmuyor. Çengel koymasınlar. Açayım Kur'an'ımı önüme, dünyaya okuyayım meydan.
Fakat müsaade edilmiyor işte. Ve şu konuşmayı biz Genelkurmay Başkanlığı'nın vallahi burnunun dibinde yapabilirim. Ama tabii buna Müslümanların katkısı lazım, varlığı lazım, birliği lazım, bütünlüğü lazım, 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 lazım. Ben tek başıma ne yapabilirim? Devamlı İslam'a saldırıyorlar. Müslümanlar birlik olsa saldırabilirler mi? Saldıramazlar. Müslümana birlik değil. Partilere bölünmüşler, tarikatlara bölünmüşler, ayrı yollara bölünmüşler, ayrılmışlar, dağılmışlar, dökülmüşler, sökülmüşler, bitmişler. Bütünleşsek mümkün mü? Bakın şahsen ki bu enflasyonun suçlusu, ekonomik krizin mesulü, bu hazinelerin soyulmasının sorumlusu, batan bankaların sorumlusu İmam Hatip okullarıymış gibi şimdi hep beraber İmam Hatiplere saldırıyorlar mı, saldırmıyorlar mı? Vay zalim oğlu zalimler, kafir oğlu kafirler. Aman İmam Hatip okulları kapatılmalıymış. Vallahi açın okuyun gazeteleri, hepsi İmam Hatip'e saldırıyor. Niye ya, ne istiyorsunuz? İmam Hatip okulları vatandaşın çocuklarını çalıyor da öyle mi okutuyor? Vatandaş kendisi veriyor. Yani hiçbir İmam Hatip okulunda çalınmış talebe var mı? Niye millete saygı göstermiyorsunuz? Niye millete saygı göstermiyorsunuz siyaset adamları? Ey Milli Eğitim Bakanı! Millet veriyorsa öpüp başına koyman lazım İmam Hatip'i. Millet tercih ediyorsa senin tercih etmen lazım. İmam Hatip okulu talebesini Milli Eğitim Bakanı öpüp başına koyması lazım. Çünkü millet getiriyor. Milletin verdiği vergiyi topluyor, talebesini verdiği okula düşman oluyor. Bu olur mu ya? Bu olur mu ya? Ama Müslümanlar Allah'ın lütfuyla 2020'e çıkmadan İslam'ın hakimiyetine çıkmanız lazım. Allah aşkına bütünleşin, anlaşın, birleşin. Kavga etmek istemiyoruz. Devlet de milletin bütünleşmesi lazım. Eğer devlet İmam Hatip okullarını aleyhinde olursa milletle bütünleşebilir, bütünleşemez mi? Hep beraber söyleyin. Bütünleşemez. Devlet milletin kestiği kurbanlara, kurban derilerine müdahale ederse devlet de millet bütünleşebilir mi? Lütfen siyasi adamlara bunları telkin edin. Seçtiğiniz milletvekillerin yakasından yapışın, sallayın, sallayın. Hata etmesinler. Memleket batarsa beraber batarız. Milletin inancına karşı çıkmasınlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ikaz etsinler. Şeriata küfretmesin. Şeriat Allah'ın nizamıdır, kitabıdır. Muhammed Mustafa'nın yoludur. Böyle konuşurlarsa, böyle sataşırlarsa devlet de millet bütünleşemez. Efendiler bir kurban derisi ya. Allah-u Teala ibadet maksadıyla bizden kurban kesmeyi istemiştir. Biraz buraya temas edeyim, ezan okunmaya başladı, uzatmayacağım. Haftaya inşallah meseleyi daha çok genişleteceğiz. Ama işte zaman yetmiyor, zeminimiz de bize göre hazır olmuyor. Ne zamanımız ne zeminimiz. Efendiler, şimdi kurban kesmek çok kısa nakledeceğim. Allah'ın bir hükmü, Resulullah'ın bir sünneti, tarzı, tavrı, yaptığı bir iş. Şimdi söylüyorum, herkes istediği gibi kurban kesebilir mi, kesemez mi? Kesemez. Kimin istediği gibi keseceksin? Allah ve Resulü'nün istediği gibi. Senin kafan geçmez burada. Efendim birisi kalksa, herkes istediği gibi kurban kesebilir deseydin, o da kalksaydı, ben hindi keseceğim dese olur mu? Ulan hindiden kurban olur mu? E canım ondan da kanatıyor, koyundan da. Bak. Demek ki herkes kendi kafasına, kendi havasına göre değil, Allah ve Resulüne göre kesersen kurban olur. Efendim, 3 yaşlık bir kuzuyu, o da hayvan, o da hayvan diye bir adam, 3 aylık kuzuyu kurban diye kesse olur mu? Çünkü olmaz, ne kitaba ne sünnete olmaz. Yani bir şeyin ibadet olması için neye uygun olması lazım siz söyleyin, kitap ve sünnete. Her şey de böyledir. Şimdi tesbih çekmek, hani her namazın arkasından tesbih çekmiyor muyuz? Bunun ibadet olması için neye uygun olması lazım? Sünnete. Sünnete tesbih nedir? 33 defa Sübhanallah. 33 defa Elhamdülillah. 33 defa Allah'a. Bunu bir adam bilerek 32 yapsa ibadet olur mu olmaz mı? İbadet olmaz, adet olur. Bak gitti.
Herkes kendi kafasına göre ibadet yapamaz. Peki kurban demek ki Allah'ın ve Resulü'nün belirttiği ölçüler içinde kesilirse kurban olur, değilse ziyan olur. Kurban olmaz. Peki kurbanı derisinden, derisini de kurbandan ayırabilir misiniz? Ses gelmiyor. Ya ayırabilir misin? Ya biri derisi, biri de hayvanın kendisi, yani deriyle kurban ayrılmaz. Eti ne yapacağımızı sünnet beyan etmiştir de kurban derisini nereye vereceğimizi beyan etmemiş midir? Etmiştir. Peki bu hava kurumu ne? Bu hava atanlar, bu milleti tehdit edenler ne? Bu yayınlanan genelgeler ne? Yani benim dinim kurban derisini nereye vereceğini bana söylememiş mi ki sen kalkıyor milleti tehdit ediyorsun? Kurban ibadet maksadıyla kesilir, derisi de ibadet maksadıyla ibadet edilen, ibadete uygun, Allah ve Resulüne uygun yerlere verilir. Camilere verilir, yazı-ı kitap, Kur'an kurslarına verilir, imam hatiplere verilir, İslami hizmete koşan, devletten bir kuruş bütçeden para alamayan İslami hizmetlere verilir. Başka yere veremezsiniz. Ama sahip olmanız lazım. Canım ben hiçbir yere de vermem, toprağa gömeceğim diyebilir misiniz? O da haram. Kıymetli bir şeyi ateşe atıp yakmak nedir? Haram. Toprağa gömüp çürütmek nedir? Haram ya! Ne bakıyorsun suratına? Yerine vereceksin. Müslümanlar ibadet maksadıyla kurban kesiyorsa, ibadet edilen yerlere kurbanın derisi verilir. Siyaset edilen yere, içki içilen, balo tertiplenen, dans edilen yere, dese ki ya şehir tiyatrolarına verin derinizi, verir misiniz? İşte bu. Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde kurban kesenler, Allah ve Resulünün emrettiği şekilde kurban derisini vereceği yeri bilirler. Hala kurban derisini nereye vereceğini bilmeyen Müslüman kurban kesse ne olur, eşek kesse ne olur? Hiç fark etmez. Yani benim kurban derisini nereye vereceğimi Türk Hava Kurumu'nun başındaki adam mı belirleyecek? Adama gülerler be. Eğer siz daha kestiğiniz kurbanın nasıl kesileceğini, nasıl etinin dağıtılacağını, derisinin nereye verileceğini hala tereddüt içindeyseniz ben kurbanınızdan şüphedeyim. Bırak deriyi de, gerisi gitmiş, derisine kalmışsa. Müminler, anlaşmamız lazım, Kur'an üzerinde bütünleşmemiz lazım, sünnet üzerinde bütünleşmemiz lazım. Muhammed Mustafa etrafında toplanmamız lazım. Başka çaremiz kalmamıştır. Hiçbir rejim, sistem, siyaset vallahi Müslüman milletleri kurtaramaz. Hadise budur. İşte Amerika resmen tavrını ortaya koydu. Yumurtalık petrol hattının da hattındaki o boruların içindeki depodaki, ben petrol demiyorum, o boruların içindeki, nasıl sizin musluğunuza kadar su geliyor, o boruların içindeki petrolü bile bize vermek istiyor mu, istemiyor mu? Buyurun, düşman Amerika'da soramaz. 22 milyar dolar zararımız var bizim. Dost böyle mi olur ya, benim zararımı karşılamayan, zararıma seyirci kalan devlet benim dostum olabilir mi? Birleşmiş Milletler Müslümanların dostu mu? Öyle olsa Bosna'daki Müslümanların kırılmasına seyirci kalabilir mi? Hep düşmanınız bunlar sizin ya. Öyleyse kendimize bakalım. Bizim dostumuz Allah ve Resulüdür. Allahu veliyyüllezine amenü ayet. Allah müminlerin dostudur diyor. Amerika değildir. Kendimizi çekip çevirelim. Kurbanımıza, Kur'an'ımıza, nizamımıza, İslam'ımıza, şeriatımıza sahip çıkalım. Camimize, cemiyetimize, imam hatibimize sahip çıkalım. Ellerinden gelse sırtlar gibi hepinizi keserler. Ama aksine bizden korkutuyorlar başkalarını. Düşünün şu dünyayı. Bosna'da olan hadise aksine olsaydı, öldürenler Müslüman boşnaklar, ölenler Hristiyan sırtlar olsaydı, dünya böyle sessiz kalır mıydı? Ne olur şunu anlayın ya, anlayın be. Yarın İstanbul'a saldırırlar. Fatih'te bir günde 10.000 kişi öldürülürse, vallahi dünya yine seyirci kalacak, Amerika seyirci kalacak. Hak Teala cümlemize medet-i inayet eylesin. Müslümanlar üzerinde tuzaklar hazırlayan,
küfür dünyasını, Hristiyan dünyasını Cenab-ı Hak onlara hidayet nasip etsin. Hidayet nasip olmayacaksa bütün dünya kafirlerini hidayet nasip olmayacak. Bakın şartıma iyi bakın, yani ben beddua ederek söylemiyorum. Hidayet nasip olmayacaksa, alemi İslam'ın başına bela olmaya devam edecekse, yeryüzündeki kafirleri Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi söylüyorum, altlarını üstlerine getirsin inşallah. Haftaya Cuma'ya bir saat kala Allah aşkına sizi beklemek niyetiyle, lillahi teala'l-fatiha.